Bu sorumuzda Avcı Mehmet ünvanıyla bildiğimiz Köprülü ailesini yönetime, vezir, sadrazamlığa getiren kimdir diye sormuş. Zaten Köprülüler dönemi biliyorsunuz 17. yüzyıl döneminde faaliyet göstermiştir. Zaten 1648 yılı diye de belirttiği için yanıtımız tabii ki 4. Mehmet olmalıydı. Evet, hangisi yanlıştır acaba diyor. Cebeli tımar sisteminde yetiştirilen askerdir. Doğru. Müsellem Osmanlı ordusundaki yaya askerlerdir. Abdallah Nurum Anadolu dervişleri, alimleri, Ulufa Yeniçerilerin 3 ayda aldıkları maaş, istimalette gönül alma hoşgörü politikasıdır. Müsellem atlı asker demektir, yaya asker demek değildir. O yüzden arkadaşlar yanıt B şıkkı olacaktı. Reisülbah ya da Melikül Sevahi ismiyle bildiğimiz hükümde kişi Osmanlı'da hangisine karşılık gelmektedir diyor. Tabii ki bakın şurada Reisül Bahır, Bahır Deniz demekti demiştik daha önce de. Kaptanı Derya olmalıydı. Doğru yanıt. İslamiyet'in gelişimini ve yayılışını olumsuz etkileyen savaş hangisidir diye sormuş bize soruda. Arkadaşlar burada yanıtımız Poatya Savaşı olacak idi. Burada istenilen sonuç pek de alınamamıştı. Evet, ilk Türk devletlerinin tarım alanında bilgi sahibi olduklarının göstergesi hangisidir diyor. Tabii ki burada Tötü kanalı. Tötü bir su kanalıydı. Göktürklere ait olduğu düşünülmekte. Yarı göçebe bir yaşam benimsediklerini söyleyebiliyoruz. Ama başarılı bir yerleşik yaşam girişimi olmamış tabii ki bu. İlk çağa ait kanunlardan hangisi ilahi yani dinsel kaynağa sahiptir diyor. Burada 10 emir olarak verilen biliyorsunuz İbranilere gelmişti. Yani Musevilik inancının dini kitabıydı. Dolayısıyla yanıtımız 10 emir olmalı. Diğerleri ilahi kaynaklı değil mi? İlahi kaynaklı ama bize burada tek tanrılı inançlara vurgu yapmış. O yüzden yanıtımız C şıkkı. Türkiye İktisat Kongresi toplanmış. Bu kongrenin başkanı acaba kimdi diye sormuş. Bize burada arkadaşlar Kazım Karabekir önderliğinde toplanan bir kongreden bahsediyoruz. Burada misak iktisadi kararları alınmıştı. ABD Orta Doğu'da komünizmin yayılmasını engellemek amacıyla Orta Doğu ülkelerini kapsayan bir bildiri yayınlamıştı. Bu Eisenhower doktrinidir. Atlantik bildirisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın savaşa girmek için yayınladığı bildiriydi. Hatta 1. Dünya Savaşı'ndaki Wilson'a benzer demiştik. Schuman planı Avrupa Kömür Çelik Paktı'nın ilk haliydi. Manila Paktı şu an bizi ilgilendirmiyor. Balfour Deklarasyonu'na geldiğimiz zamansa o da İsrail'in Kudüs topraklarında yeniden kurulmasına onay veren İngiliz belgesiydi. Evet, bu kadın kahramanlardan hangisinin telif etmesi beklenmez? Tarih sünnesiyle ilgili bir araştırmalar yapılmış. Kurtuluş Savaşı'nda emek vermiş kadınları bize söylemiş. Baktığımız zaman Nene Hatun arkadaşlar 93 harbinde mücadele vermiştir. Kurtuluş Savaşı'nda değil. İkinci Meşrutiyet dönemiyle ilgili bize bilgiler vermiş. Hangisinde bir hata olduğunu soruyor. Türkçülük akımı önemini kaybederken Osmanlıcılık önemini kazanmıştır diyor. Hayır. İkinci Meşrutiyet'in ilanında etkili olan İttihat ve Terakki grubudur. İttihat ve Terakki grubu burada Türkçülük fikri etrafında toplanmıştı. Turancılık fikrini savunuyordu. O yüzden tam tersi. Zaten Balkan Savaşları sonrasında gerçekleşen bir faaliyetti bu. Dolayısıyla Osmanlıcılık bitmişti. Yerine Türkçülük gelmişti. Hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur diye sormuş bize. Diyanet İşleri Başkanlığı evet 3 Mart devrimlerinden bir tanesiydi. Maden Tetkik Arama Enstitüsü bu dönemde kurulacak. Makine Kimya Enstitüsü bu dönemde kurulmamıştır. Yanıt o yüzden D şıkkı olmalıydı.